nakledilmiş ki yine arkadaşlar Şeyh Efendi'nin hayatından, Şeyh'a bir ishale tutulmuş bir misafir gelir. Hakikaten ishalın da ağırı çok ağır olur. Allah-u Teala hastası olan, hastalığı olan kardeşlerimize tez zamanda şifa var inşallah. O gece diyor Şeyh, durmadan bu misafire ıbrık taşımış arkadaş. Tuvalette her gidişinde ıbrık taşımış. Eskiden böyle imkanlar yok. Allah-u Teala gördüğümüz günden geri koymasın. Hakikaten biz çok torpilliyiz. Ne hayır işledik, ne amel işledik onu bilmiyoruz. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki elhamdülillah Allah gördüğümüz günden geri koymaz. Şeyh Efendi bu misafirine, ishal olan misafirine her zaman ıbrığını taşımış tuvaletine ya. Hatta bu iş sabaha kadar devam etmiş. Şeyh Efendi hiç gözünü yummamış. Hatta o misafir o kadar sıkıntıya girmiş ki bazı zaman Şeyh Efendi'ye beddua ederek neredesin Allah senin belanı versin, çabuk getir şu ıbrığı diye hakaret bile etmiş Şeyh Efendi. Şeyh derhal hemen yerine lazımlığı ıbrığı ulaştırırmış. Bu misafire müritler demiş ki ya bu nasıl misafir? Yani hem Şeyh Efendi o kadar hizmet ediyor, hem de Şeyh Efendi'ye ne yapıyor? Hakaret ediyor. Bakın arkadaşlar, müritler gelip Şeyh'e diyor ki efendim ya bu insan sana böyle böyle hakaretler de diyor. Şeyh Efendi ne diyor arkadaşlar? Oğlum ben o sözü Allah'ın rahmeti üzerine olsun anladım diyor. Ben öyle duymadım ki. Ben öyle anladım. Her duyduğun bazı zaman anlaşılmaz veyahut da her duyduğun hemen söylenmez. Her duyduğuna birdenbire hemen cevap vermezsin arkadaşlar. Büyüklerin hakikaten halleri bambaşka bir hal.